senin, bak senin düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil? Selim sakin ol. Sonra anlatırım ben sana, tamam mı? Sen biliyordun. Biliyordun ve bana yıllarca katil muamelesi yaptın. Düşündüğün gibi değil diyorum sana. Tamam mı? Sakin ol. Anlatacağım ben sana. Selim Bey, affedin beni. Gelin helalleşelim. Siz manyak mısınız? Kafayı beğendiniz! Sakin ol diyorum sana. Sakin ol. Baban o senin. Atarlanma. Yola gelesin diye attı adamcağız. Sen sus! Kapa çeneni. Gebertirim yoksa seni. Bu kadar insanın önünde yeterince rezil olduk. Anlatacağım sana dedim. Sakinleş biraz. Sen adam. Senin babalığın adamı. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme babana lütfen. Selim bir konuşalım önce lütfen. Sen iğrenç bir adamsın. Kaza olayı unutulmuş derken bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Selim'in yaptığı kazayla bunun arasında bağlantı kurmana hiç gerek yok. Niye onu hatırlatıyorsun ki? Allah'tan burada ölen kalan olmamış. Ölen kalan olmamış. Allah hepinizin belasını versin. Selim ya, neredesin kim bilir? Anneciğim.
Çok özledim seni. Sen hayatta olsaydın eğer izin vermezdin babama, biliyorum. Korurdun. Kollardın beni. Sen Kutlusay, senden nefret ediyorum. Seni öylece bırakıp çıktım. Özür dilerim. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Beni hiç bırakma. Hayatta kendini yapayalnız hissettiğin oldu mu hiç? Tek başına kaldığını, seni seven, sayan, önemseyen kimse olmadığını falan düşündün mü? Bizim babamla ilişkimiz hiç iyi olmadı zaten. Hep birbirimize karşı mesafeliydik. Ne zaman başım sıkışsa annemin yokluğu hiç mi yoksa hiç babama sığınmadım. Sığınamadım. Allah'tan babaannem vardı. O da olmasa. Artık sadece babaannen yok.
Pardon. Ben senin burada olacağını tahmin etmemiştim. Yani seni böyle partiden birden çıkınca dedim eve gitmiştir. Daha uyumamıştır diye düşündüm. Bir de baktım ışıklar da açıktı. Şuradan pat diye çıktım ben de yukarıya. Öyle mi? Rahatsız ettim. Özür dilerim. Selim'i uyandırmayın. Evet evet. Zaten morali de bayağı bozuk uyusuna. Ben gideyim o zaman. Sahip olduklarının değerinin farkında mısın acaba? Günaydın. Uyurken konuşuyoruz. Sen de dişlerini gıcırdatıyorsun. Annem kesecek beni. Saat kaç oldu? Saat 7:30. Baksana hava bile daha ağarmamış. Karanlık hali. Annemi daha fazla kızdırmadan sen beni eve bırak olur mu? Lütfen. Doğum günümü hiç unutmayacağım. Biraz da iyi tarafından bakmaya çalışsak. Hayatımda tutunabileceğim iyi bir taraf da var. Katil olmadığını, istemeden de olsa birini öldürmemiş olduğunu öğrenmiş olduk. Öyle. Öyle de. Yıllarca sana vicdan azabı çektiren kişinin aslında baban olduğunu bilmek. Ne bileyim. Bak görürsün. Her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Nasıl da pozitifsin. Sen benim yerimde olsan mesela, baban sana hiç beklemediğin kadar büyük bir kazık atsa, ne yapardın acaba? Kim bilir ne yapardım. Gideyim ben artık. Görüşürüz. Görüşürüz.
Yazıklar olsun. Anne ne oldu? Yok senin annen. Beni bir dinler misin? Anlatacağım her şeyi. Gece eve gelmemek ne demek ya? Hem de emrivaki yaparak. Beni öyle hasta yatağımda tek başıma bıraktın yetmiyormuş gibi. Anne abartıyorsun ama. Özür dilerim. Hatalı olabilirim de bir dinlersen sen de hak vereceksin. Çok olaylı bir geceydi. Selim'le babası herkesin ortasında birbirlerine girdiler. Ortalık karıştı, sesler yükseldi. O çocuklaydın değil mi sabaha kadar? Evet onunlaydım. Çünkü bana ihtiyacı vardı. Onu öyle yıkık dökük yalnız bırakmak istemedim. Eve geliyordum ama yarı yolda geri döndüm. Bak sen. Benim bir annem var. Ben önce arayıp ondan bir izin alayım demek aklına gelmedi öyle mi? Anne. Dilnaz ablaya mesaj attım ben. Nerede o? Gitti mi? Çıktı az önce. Senin sorumsuzluğun yüzünden bir de o işe geç kalmasın diye düşündüm. Yani bunlar da bula bula doğum gününü mü buldular yani böyle tartışacak? Ailevi karışıklıklar. İhsan Kutlusay çok gaddar bir adam. Niye ki? Öyle işte. Yani benimki de beş para etmez de. Selim'inkini de altın tepside baba diye koysalar önüme, asla almam. Sen şimdi adama bu kadar laf et. Sonra tut yetiştirdiği çocuğa aşık ol. Bile bile lades diye biz buna diyoruz canım. Anne bu ne? Kör müsün? Görmüyor musun ne olduğunu? Ne olacak bu? Cama falan ısıcam deme sakın. Isıcam tabii. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Rahat bırakır mısın beni? Çocukla görüşe görüşe senin iyice huyun bozuldu biliyor musun? Bencil insanlar bunlar. Önce ben diyen insanlar. Anne sen taktın Selimlere farkında mısın? Hayır ne olduğunu kim olduğunu bilmeden ne bu tavır ben anlamıyorum ki. Allah Allah ya. Annen o insanların ne mal olduğunu 18 yaşında bizzat yaşayarak öğrendi kızım. Efendim. Merak ettim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bilmiyorum ama iyi olacağım. Neredesin sen? Arkadan gelen gürültü ne? Dalga sesleri. Ama atlamayacağım. Merak etme, o kadar da değil. Kötü mü geçti? Serra, bunu konuşmak istemiyorum şimdi ya. Sen neredesin? İşte misin? Hı, çalışıyorum. Ben de açım. Bir yerlerde bir şeyler yiyeceğim. Oradan da eve geçerim. Acayip uykum var. Benim birazdan mesaim bitiyor. Eğer konuşmak istersen... Yok yok, sen düşünme beni, merak etme. Hem anneni daha fazla kızdırmayalım şimdi. Selim, ben... Sen benim için çok değerlisin. İyi ol, tamam mı?
Sırf senin için iyi olurum Serdar. Görüşürüz. Yüzünde güller açtığına göre mesaj kesin Selim'den gelmiştir. İyi geceler diyor. Olmayacak bir ilişki için hayatını boşa harcama Serra. Gözünü seveyim. Ay anne yine başlama ne olur ya. Bak biliyorum bunlar sana modası geçmiş laflar gibi geliyor ama... davul bile dengi dengine çalıyor kızım unutma. Ya hayatımda ilk kez bir erkek arkadaşım olmuş. Onu da burnumdan getirmeden duramıyorsun. Zaten yeterince zor bir hayatım var görüyorsun. İlk kez mutlu olmuşum. Ne olur birazcık yüzüm gülse. Ben de biraz yaşadığımı hissetsem. Demek babaannen geliyor. Aynen. Nil arayıp kesin olanları anlattı. O da durmaya koymaya geliyor. E sen geç kalma benim yüzümden. Havalanında beklemesin kadıncağız. Yok yok. Daha zaten uçağın inmesine var. Önce seni bırakayım. Sonra alırım onu. Serra. Sen olmasaydın... bu kadar şeyin üstesinden nasıl gelirdim bilmiyorum. Senin bu sakin olun bana o kadar iyi geliyor ki. Etrafımda olan herkes bir rol kesme, üstünlük kurma çabasında falan. Bir tek sen olduğun gibisin. Vazgeç. Günaydın, günaydın Dilgün Hanım. Günaydın Binnaz. Ne yapmış Serra? Dün gece kimde kalmış? İşte kalmış bir arkadaşında. Yasemin'e bir şey olmuş dedi işte. Ay kuzum benim ya. Vallahi Nilgün Hanım, çok iyi huylu bir kızın var. Kıymetini bil. Nazlım var ya benim öleceğimi bilse o saatte hayatta mümkün değil. Haber mi haber vermezdi bana. Sen gerçekten bu işi yapacak mısın Nilgün Hanım ya? Herhalde. Binnaz, Serra'ya da bu işte ortak olduğumuzu söyledim. Sakın bozma beni. Benle. Senle. Ortak. Ortak? Evet. Binnaz para koydu dedim. Ben de o parayla kurdum dedim işi. O da inandı mı? İnandı tabii. Ne var bunda canım inanmayacak? Aman Binnaz. Bak konuşurken ağzından kaçırırsın, yalanımı ortaya dökersin. Aman diyeyim, dikkat et. Ya Nilgün Hanım Allah aşkına bir söyle bana. Senin içine siniyor mu bu iş? Sence Binnaz? Siniyor mu sence? Ne yapayım? Halimiz ortada en iyi sen görüyorsun. İki yakamız bir yere gelmiyor ki bizim. Kızın canı çıkıyor çalışacağım diye. Doğru, doğru. Doğru söylüyorsun. Sen o gün söyleyene kadar bu terzilik meselesi benim hiç aklımda yoktu. Sonra düşündükçe yattı kafama. Akmasa damlar bilmez. Üç kuruş faydam olur kıza. Yoksa ben bu yaştan sonra bayılıyor muyum? Ortalığa döküldüm, el alemin çunlu çaputunu dikeceğim diye. Başka çare mi var? Giden gitti Binnaz. Bana da elimdeki hayatla idare etmek kaldı. Bitti mi kanka? Bitti.
bitti ama ben de bittim. Sabahtan beri dönüp dönüp bakıyorum bir şey unuttum mu diye. O kadar gözümü korkuttular ki. Ay iki gündür kırmızı alarm durumundayız. Bu ne be? Otelin sahibi dediler ya işte. Huysuz bir tip sanırım. Yandık vallahi. Kırklandı otel resmen. Sabahın köründe ana girişin orayı foşur foşur sabunlu sularla yıkadılar. Ay sıra bizde, haberin olsun. Şimdi çalışanları da alıp hamama götürüp bir güzel çitilerlerse hiç şaşırma. Yandık vallahi. Oy, şunlara bak. Heh, şunu nasıl yapsak? Şöyle, şöyle mi koyalım? Oraya mı? Neyse. Şimdi, baksana, şoförüyle de valizleri önceden yollamış. Cins tiplerden belli. Of ya, Pınar uzun süre kalmasa bari ne yapacağız biz her gün böyle? Çekilmez ki.